İnsan, kendisi için takdir edilen kaderinin meydana gelmesi sırasında aziz ve celil olan Allah'a itiraz etmesi, dininin ve tevhidinin ölmesi, tevekkül ve ihlasın yok olması demektir. Müminin kalbi Allah'a karşı niçin ve nasıl sorularıyla isyan nedir bilmez. Bilakis bütün bunlar nefsin muhalefet ve çekişmesidir der ve mukadderata boyun eğer. Kim ki nefsin suluğunu ve kurtuluşunu istiyorsa, onun şerrinden emin oluncaya kadar onunla mücadele etsin. Çünkü nefis her şeyiyle şer içinde şerdir. Nefis de mücadele edilip, itminana erip, huzur bulduğu zaman nefis hayır içinde hayır olur. O takdirde bütün taatlara muvafakat eder ve bütün günahları terke kadir olduğunda nefse ya eyyutehen nefsul mutma'innah اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضُيَّةً. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön denilir. Böylece nefsin korunması, kendisinden sadır olabilecek şerri gidermesi sahih olur. Artık ona mahlukattan bir şey taalluk etmez. Artık onun babası İbrahim aleyhisselama nispeti mümkündür. Zira o, ateşe atılacağı zaman nefsinden sıyrılmış, onda onunla ilgili heva ve heves kalmamış, kalbi mutmain bir şekilde ateşe girmiş, ona her çeşit mahlukat gelip yardımda bulunmak istemiş. O, ben sizin yardımınızı istemem. Mevla benim halimi biliyor. Ben, bu ise beni sormaktan ve bir şeyler istemekten müstahali kılıyor. Onun bu teslimiyet ve tevekkülü gerçekleşince ateşe ya nâru kûnî bardan ve selâmen alâ İbrahim. Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol denildi. Ateş sönüp güzel bir bahçeye döndü. Bu, Allah'ın hesaba çekmeksizin dünyada sabredenlerle beraberliğinin bir numunesi olarak yardımı, ahirette ise hesapsız nimetinin alametidir. Bunun için Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyurmaktadır.